Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale'deki terör saldırısı sonrası başlatılan cezalandırma operasyonlarında 44 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Bakan Akar'ın açıklamalarının ayrıntılarını alacağız. Ankara'ya uzanacağız. İlter Yeşiltaş anlatacak ayrıntıları. İlter. Merve Tepe, geçtiğimiz günlerde Akçakale'de YPG PKK tarafından gerçekleştirilen EYP'li saldırıda 3 askerimiz şehit olmuş. Ardından da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından cezalandırma operasyonları başlatılmıştı. Bu operasyonlara ilişkin bilançoyu paylaştı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve şu ana kadar 44 teröristin bu operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Milli Savunma Bakanı Akar yaptığı açıklamada aynen şu ifadeleri kullandı. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye'deki muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Sınırlarımızın ötesinden gelen, planlandığını değerlendirdiğimiz saldırıların tahammül sınırlarımızı zorladığını, hatta tahammül sınırlarımızı aştığını söyleyebiliriz ifadelerini kullandı. Yine yaptığı açıklamanın devamında yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın ifadesini kullandı. Yani Milli Savunma Bakanı bu anlamda operasyonların devam edeceğinin mesajını verdi. Terörle mücadelede bir kez daha kararlılık vurgusu yaptı. Özellikle şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 44 olduğunu açıkladı. Yaptığı açıklamada özellikle önümüzdeki günlere ilişkinde terörle mücadelenin etkili bir biçimde her zaman olduğu gibi devam edeceğinin mesajlarını verdi. Bölgede tabii ki operasyonlar devam ediyor. Bu operasyonlara ilişkin yeni bilançolarda önümüzdeki günlerde açıklanması muhtemel. Biz de takip ediyor olacağız Merve Tepe.